10 enerji portalı ve hayatımıza getireceği mucizeler. 10-10 enerji portalıyla, yani enerji kapısıyla ne gibi yeniliklere adım atacağız? Hayatımızda neler değişecek, dönüşecek? Her şey bir tarafa, 10-10 enerji portalı ve numerolojik olarak ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bunun üzerine biraz bilgilerimizi tazeleyelim. Numeroloji, sayıların enerjilerini ve hayatımız üzerindeki etkilerini inceleyen kadim bir bilimdir. Bunu artık hemen hemen herkes biliyor. Her sayı kendine özgü bir titreşim ve frekans taşır. Numerolojide bazı tarihlerin evrenle olan enerjisel bağlantısı ve bizlerin yaşamlarımıza etkisi olduğuna da oldukça yaygın inanılmaktadır. Bu özel tarihler enerji portalları olarak adlandırılır. Bu portallar yüksek titreşimli enerjilerin açığa çıktığı, evrende büyük farkındalık ve dönüşüm fırsatlarının sunulduğu günlerdir. Bu özel tarihlerden biri de önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. 10-10 enerji portalı olarak bilinen 10 Ekim günüdür. 10-10 portalı, yani kapısı, hem numerolojik hem de spiritüel açıdan güçlü bir dönem olarak kabul edilmekte. Özellikle bireysel ve kolektif düzeyde çok büyük enerjilerin akışını ve dönüşüm fırsatlarını bizlere sunmakta. Bu portal, bizlerin yaşamlarında yepyeni başlangıçlar ve kendini gerçekleştirme, ruhsal uyanış için çok önemli bir zaman dilimidir. Numerolojiye göre 10 sayısı hem bireyselliği hem de evrenselliği temsil eder. Bir sayısı yaratıcılığı temsil ederken aynı zamanda liderliği ve yeni başlangıçları, kendini ifade etmeyi de simgeler. Sıfır sayısı ise sonsuzluğu, döngüleri ve bütünlük bilincini bizlere anlatmaktadır. Ve bir araya geldiklerinde 10 sayısı ruhsal uyanış, tamamlanma ve yeni döngülerin başlaması anlamına da gelmektedir. 10-10 tarihini iki kez tekrarladığımıza göre bu enerjilerin iki kat daha güçlü olduğunu da düşünebiliriz. Bir sayısı numerolojide başlangıçları simgeliyor. Kendi kimliğimizle, öz benliğimizle ve hedeflerimizle bağlantı kurar. Bir sayısı bizlerin kendi gücümüzü, özgüvenimizi ve bağımsızlığımızı temsil ediyor. Bu yüzden 10-10 portalı kendi kişisel gücümüzü tanımak, yepyeni başlangıçlar yapmak için oldukça ideal bir zamandır. Sıfır, sonsuz potansiyelini ve evrensel enerjinin sayısıdır. Varoluş, bütünlüğünü ve yaratıcı boşluğu da simgeliyor aynı zamanda. Ruhsal yolculuğumuzdaki döngülerin başlangıcını ve sonunu da işaret ediyor. 10-10 tarihindeki sıfır, bizim daha büyük bir kozmik plana bağlı olduğumuzu da bize hatırlatıyor, öyle değil mi canlar? Bu iki sayının bir araya gelmesi, bireysel kimliğimizin evrensel bütünlük içinde yeniden şekillenmesini simgeler. 10-10 portalı hem kişisel hem de kolektif olarak çok büyük bir değişime ve yenilenmeye doğru ilerlediğimizi gösterir. Spiritüel açıdan baktığımızda ise ruhsal uyanışın, yüksek bilinç düzeylerine geçişin ve kişisel farkındalığın arttığı bir dönemdir diyebiliriz. Bu dönemde evrensel enerji akışlarımız yoğunlaşacak ve bizlerin spiritüel gelişimine yönelik çok büyük bir fırsatla karşılaşmamızı sağlayacak. Portal günleri enerjisel olarak evrenle daha derin bir bağlantı kurabileceğimiz, içsel farkındalıklarımızı arttırabileceğimiz, ruhsal hedeflerimize odaklanabileceğimiz zamanlardır. Bu yüzden birçok çalışmayı da bugünlerde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerek meditasyon, gerek frekans sesleri, gerek ritüeller veya enerji çalışmaları bu tarihte oldukça fazla etkili olacaktır. 10-10 portalı yepyeni kapıların açılması olarak da tanımlanır. Bu, bizlerin eski kapılarımızı, sınırlayıcı inançlarımızı, kalıplarımızı, geçmişte yaşadıklarımızı, negatif deneyimlerimizi bırakmak için bir çağrıdır da diyebiliriz. Bu süreç, bizlerin ruhsal anlamda bir uyanış yaşaması ve daha yüksek bir bilinç seviyesine geçiş yapmamız için önemli bir fırsatı bizlere sunuyor. Spiritüel rehberler bu tarihte enerjisel olarak yüksek titreşimli mesajların alınabileceğini ve bireylerin ruhsal rehberlikten faydalanabileceklerini de vurgulamakta. Bu enerji portalı hayatımızda köklü değişimler ve dönüşümler başlatmak için güçlü ve tetikleyici olabilir canlarım.
bugünlerde daha derin içsel farkındalık yaşayabiliriz. Meditasyonlar, içe dönük çalışmalar ve ruhsal pratikler bu dönemde daha derin ve anlamlı olacaktır. Bu süreçte ruhsal rehberlerden ya da kendi iç sesinizden daha fazla rehberlik alabilirsiniz. İlişkilerinizde de güçlü enerji yaşayabilirsiniz. Bu dönemde özellikle dengesiz ve çözülmemiş ilişkilere yönelik önemli değişimler yaşanacağını, zaten geçen haftaki güneş tutulması videomda sizlere aktarmıştım. Aynı zamanda bazı ilişkiler bitebilir, bazılarında ise yeni farkındalık düzeyine de taşınabilir. Portal günleri hayat amacımıza daha derin bir uyum sağlamak için harika zamanlardır. Yeni projelere başlamak, kariyer hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek ve daha büyük bir anlam arayışı içinde olmak için fırsatlar ayağınıza kadar gelecektir. Enerjisel geçiş, sizlerin eski ve işlevsiz alışkanlıklarınızı bırakmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle zihinsel ve duygusal yüklerinizi bu dönemde fark edip serbest bırakabilirsiniz. Enerji portalı, meditasyon, dua, niyet belirleme ve enerji temizliği için harikulade bir zamandır. Bu dönemde enerji çalışmaları yaparak yoğun kozmik enerjilerden faydalanmak mümkündür. Meditasyon yapabilirsiniz. Özellikle enerjinizi merkezleyebilirsiniz. Evrensel enerjiyle bağlantıya geçmek ve niyetlerinizi belirlemek için derin meditasyonlar yapmanız ve 10-10 meditasyonlarında yeni başlangıçlar ve ruhsal farkındalık için niyet etmeniz oldukça etkili olacaktır. 10-10 enerji kapısı açıldığına göre negatif enerjilerden arınmak için çeşit çeşit enerji temizleme ritüelleri yapabilirsiniz. Ada çayı veya farklı tütsülerle evinizi, bedeninizi ve zihninizi temizleyebilirsiniz. Kristallerle çalışarak da dengenizi sağlayabilirsiniz. 10-10 enerji portalı günü zihinsel ve duygusal olarak, ruhsal olarak neyi arzuladığınızı mutlaka netleştirin ve bu niyetlerinizi bir deftere yazın. Yüksek enerjilerle birlikte bu niyetlerin evrene gönderilmesi hayatınızda büyük dönüşümler yaratabilir. Geçmişin yüklerini bırakın. Yepyeni başlangıçlar yapmak için oldukça ideal bir zamandasınız. Eski kırgınlıklarınızı, duygusal bağlarınızı serbest bırakmak ruhsal gelişiminiz için çok önemlidir canlar. Affetme ve serbest bırakma ritüellerini bu portalın enerjilerini en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. 10-10 enerji portalı bireysel ve kolektif düzeyde çok büyük değişimleri getirebilecek güçlü bir enerjisel geçiş sunacak. Bu tarih kişisel farkındalığımızın artması, ruhsal rehberlik almak, yeni başlangıçlar yapmak ve enerjisel temizlik için muazzam fırsatlar sunacak canlar. Bu fırsatları kaçırmamak için bugünlerin değerini bilmemiz lazım. Bugünlerde niyetlerinizi belirleyin, hayal defterinizi yazın, ritüeller uygulayın, tütsüler yakın, enerji alanı temizlikleri yapın, aklınıza gelebilecek pozitif anlamda olan her şeyi uygulayabilirsiniz. Numerolojik olarak güçlü bir gün olan 10-10 hem bireysel yaşamlarınızda hem de küresel düzeyde yeni bir enerji döngüsünün başlangıcını bize işaret ediyor. Bu portalın getirdiği enerjilerden en iyi şekilde faydalanın. İçsel rehberliğinize kulak verin. Niyetlerinizi netleştirin. Hayatınızda neyi dönüştürmek istediğinize karar verin. Unutmayın, bu tür günler, bu tür tarihler evrenin bize sunduğu fırsatlardır. Ve her birimiz bu enerjileri bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Bildiğiniz üzere her portal geçişlerinde sizlerle videolar paylaşıyorum. Bu portalların ne anlama geldiğini hem spiritüel hem de numerolojik olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Amacım sizlere bu tarihleri hatırlatmak ve bu tarihlerde çalışma yapma fırsatını kaçırmamanızı sağlamaktır. Bu yüzden bu tarihlere önem verin canlar. Elbette ki istediğimiz her şeyi Yaradan'dan istiyoruz. Yani eskiden büyüklerimiz söylerdi ya, bir dileğiniz, bir isteğiniz gerçekleştiğinde Yaradan'ın hacet kapısı açıkmış demek ki dedikleri kapılar işte bu kapılardır. Hacet kapılarının açıldığı, enerjilerin oluk oluk açıldığı ve üzerimize yağdığı tarihlerdir bunlar. Bizlere düşen ise bu enerji geçişlerini fark etmek ve onlardan faydalanmaktır. Bu enerji geçişinin hayatınıza
sonsuz mucizeleri getirmesini, yüreğinizdeki dileğiniz, isteğiniz veya arzunuz her neyse, Yaradan'ın hacet kapılarından kolaylıkla geçmesi ve Yaradan'ın size bu isteklerinizi yaşamayı nasip etmesini dilerim canlarım. Sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeyi ihmal etmeyin. Hele hele bugünlerde Yaradan'ın dilsiz kullarına yapacağınız her türlü iyilik sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Gününüz gününüzden, geceniz gecenizden âlâ olsun canlar. Unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7-7-7 aktif oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle, mucizelerle, muhteşem enerjilerle. Hoşça kalın canlar.